Batıdan Esen Rüzgar. Yazan Emel İnci. Mikrofona koyan Kemal Bekir. Oynayanlar: teyze Yıldız Kenter, anne Fatma Andaç, disjokey Nejat Çetinok, Sevil Birsen Kaplangı, komşu kadın Şehime Erton, Neşe Gül Vergon, Seval Ayşegül Devrim, Zeynep Mürgün Pesen. Markarya'nın sesinden Sijete L'Office de Rua adlı melodiyi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, şimdi de sizlere Kadıköy'den 16 arkadaş adına Gül Polat, Ankara'dan Canan, Candan ve Okan Canıtes, Polatlı'dan Nesibe, Ercan, Çetin ve Ülkü isimlerindeki bir arkadaş grubunun arkadaşları Lale Vural için izledikleri bir parçayı çalıyoruz. İşte Patrice Carli ve Le Malemi. En sevdiğim şarkı çalıyor. Evladım doğru dursana. Nereye gidiyorsun? Aman anneciğim, ne olur bir dakika bekle, şunu biraz daha açacağım. Ah bu kız sağır vallahi. İlla ki şu radyoyu bangır bangır bağırtacaksın. O da yetmedi, gitti kulağını radyoya yapıştırdı, sanki anlarmış gibi. Şu hale bak. Aman anneciğim, bir şarkıyı bile doğru dürüst dinlememe rahat yok. Bir saniye sussan ne olur sanki anneciğim. Kızım dinliyorsun ya işte, daha ne diye gidip başında dikiliyorsun şunun. Ben bir yandan prova yapayım, sen de dinleyeceğini dinle işte. Peki peki. Öyle çıkarma karnını. Dik dur. Duruyoruz ya. Cevap verme. Dön bakayım sağa biraz. Sağa. Sağa dedik ya, senin sağın neresi? Öf canım, şarkı berbat oldu işte. Hiçbir şey anlamadım ki. Hadi oldu olacak, ağlayıver bari. Kız şu radyoyu Allah aşkına, bu ne biçim müzik dinlemek böyle? Al işte, şimdi de teyze hanım başladı. Allah kahretsin. Canım efendim, ne var bunda bu kadar hırçınlaşacak? Kızcağız kısıver dediyse kısıver olsun bitsin. Hiç hayat hakkı yok bana bu evde. Radyoyu açarsın açma, kitap okursun okuma, arkadaşa gitmek istersin gitme, oturursun oturma, kalkarsın kalkma. Öf be. Kızım gel bitsin şu provan da, ondan sonra ne yapacaksan yap yahu. İstemiyorum. Elbise filan isteyen var mı sizde? Prova muraba olacak değilim işte. Bütün iğneleri çıkarıp attı üzerinden, görüyor musun? Gene ne oluyorsunuz kuzum? Aman aman, Allah canımı alsın da kurtulayım inşallah. Böyle asi kız görmedim ömrümde. Radyoyu kız dedik ya, bütün provalı elbiseyi söküp attı üzerinden işte. Hay deli hay. Canım üzme tatlı canını sen de. Elbisesiz kalsın da aklı başına gelsin. Sanki diktiğiniz bir şeye benziyor da. Eteği uzun, yakası kapalı, ninem zamanımdan kalma modeller. Giyip de alemin maskarası olacağım ama elbisesiz kalırım daha iyi. Gördün mü? Bir de üzme tatlı canını abla diyorsun. İlla ki kolu yakası sıyrık olacak değil mi küçük hanım? Bu yaşta asıl o zaman el alemin maskarası olursun. Sokaklarda senin çağındaki kızların o dediğin biçimdeki giyinişlerini görüyoruz işte. Yine başlama teyze. Herkes senin gibi saçını sımsıkı tepesine toplayıp uzun kollu bluzlar, rahibe elbisesi gibi şeyler giyip gezecek değil ya ortalarda. Lafa bak. Niye rahibelerinki gibi oluyormuş elbiselerim? Bugüne kadar senden başka kusur bulan olmadı onlara. O halde kulaklarını aç da dinle. Bak bakalım neler söylüyorlar. Ay uzatmayın kuzum, fena oluyorum vallahi. Öf bak yine ateş bastı yüzüme. Söylenenler vız gelir. Sağın solun lafıyla hareket edeceklerden değilim ben. Çalışan bir kadın öyle sıyrık giyinmez işte, o kadar. Sağın solun lafıyla hareket etmezmiş. Sizler sağın solun idare ettiği birer kukla olup çıkmışsınız be. Kişiliğinizi yitirmişsiniz. Kas katı kesilip kalmışsınız böyle. Sevil kendine gel diyorum. Kimlerle konuştun unutma. Karşında teyzenle annem var. Evet, en yakınım olması gereken ama bana ellerden daha uzak kalan teyzemle annem. Beni çileden çıkaran da bu aramızdaki uçurum ya. Anlamıyorsunuz, bir türlü anlamak istemiyorsunuz beni. Sanki siz de hiç 15 yaşında olmadınız. Ne haksızlık bu canım. Biz de senin yaşında olduk tabii. Ama hiç de anlaşılmamaktan yakındığımız olmadı. Bu moda bu Necla'cığım. Şimdi bütün gençler aynı nakaratı tutturmuş gidiyorlar. Bizi anlamıyorsunuz. Ayol yaşınız ne başınız ne? Sizi anlamayacak ne var? Çözülmeyecek bir muamma mısınız hadi yani? Hadi canım, asiliğin aksiliğin sonu gelmez alelacayip kaprislerin adına anlaşılmazlık koymuşlar işte. Büyükleri suçlayıp duruyorlar. İyi, biz kötüyüz. Biz asiyiz, biz kaprisliyiz, biz saygısızız. Peki ama neden böyleyiz? Neden, neden ha? İyiye düşün işte. Hayır, siz düşünün. Aman aman aman.
Güya akşamları şu eve yorgun argın kafa dinlemeye geliyorum. Dinlenebilirsen dinlen işte. Bir kavga, bir gürültü, bir hırgürdür gidiyor. Bu ne bu canım? Ya bir de tatlı canını üzme diyorsun bana. Gel de üzme bakalım. Oh, bize dinlenmek artık mezarda kızım. Yıllardır şu evin hem kadını hem erkeği olmaktan yıprandım gittim. 45 yaşındayım, gören 55 sanır. O kör alasıcı adam yıktı gitti bütün bu dertleri başıma. Kendi keyfinde gününü gün edip dursun. Biz de aman ele güne muhtaç olmayalım. Aman söz olmasın. Aman çocuklar bir şeyden mahrum kalmasın. Neredeyse saçımızı süpürge edip duralım. İşte mükafatı. Hadi 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 gene eskileri eşelemeye başlama sen de. Oh, bir ablam Paris'ten dönmeydi. Belki o zaman. Kim bilir, yine de pek ümidim yok ya. Ben yatmaya gidiyorum. Allah rahatlık versin. Ah, aspirinim kalmamış, sende var mı hiç? Olacaktı. Yatak odamdaki konsolun üstüne bakıver. İyi. İşi gücü beni tenkit etmek. Öyle sinirleniyorum ki şu kıza yani. Şşt, yavaş, duyacak. Duyarsa duysun, sanki bilmiyor mu? Söyledikleri hep senin iyiliğin için be evladım. Düşmanın mı o senin? Düşmandan da beter. Bir günde benden yana çıktığını görmedim ki. Bir bakıma onu mazur görmek gerek yavrum. Aramızda sinirli oldu gitti işte. Çalış 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 çalış. Gençliğini bitirdi fukara. Çalışmasa ne olacaktı? Siz gençliğini bildirir misiniz insana? O da bu yüzden acısını benden çıkarıyor ya zaten. Aklı sıra beni de kendine benzetecek. Tanrı korusun. Keşke tırnağına benzesen onun. Namuslu, çalışkan, on parmağında on marifet. Bu zamanda herkesin arayıp da bulamadığı bir kızdır teyzen. Bu yüzden de kırkına merdiven dayadığı halde evde kalmış değil mi? Sonracığıma komşum bakmış ki bizim Rabia Hanım kızın gidişi gidiş değil, çekmiş almış fakülteden. Kız kısmı da tahsilin filan gereği yok. Otur oturduğun yerde ev işi el işi öğren deyip kıstırmış dizinin dibine. Ya. Ya iyi de etmiş. Ne oluyordu yani? Her gün bir erkekle o sinema benim, bu çay benim, o konferans senin, bu konser benim deyip dolaşıp duruyordu da el alemin ağzına sakız olup çıktı sonunda. Orası öyle ama Naime amcim şimdi eskisi gibi değil ki. Kızların da okuması şart artık. Hayat uzun, herkesin ne olacağı belli değil. Bak bizim halimizi görüyorsun işte. Erkeksiz kaldım genç yaşta. Hiç olmazsa bir lise diplomam olaydı. Fena mıydı ha? Bir iş bulur sokardım başımı işte. Aa yok komşum, kızların pek öyle gözünü açmaya gelmez. Bak söyleyeyim sana, püsküllü bela olup çıkıverirler adamın başına. Sanat okulları nelerine yetmiyor? Sen okumadın da aç mı kaldın? Pekala sağa sola dikiş dikip ekmeğini çıkarıyorsun işte. O da doğru ya. Tabii, kadın dediğin evine yakışır. Elinin hamurunla erkek işlerine burnunu sokmanın alemi var mı? Nasıl olsa bir gün koca bulup evleniveriyorlar. Bulamayanı da oluyor ama. Kısmeti bağlı olana sözüm yok tabii. Rabbim cümlesine helal süt emmişinden birer koca nasip etsin. Amin. Şey ayol, sizin Necla için sağdan soldan hiçbir ses seda yok mu? Yok Zahir. Çalışıp gidiyor işte kızcağız, ne yapsın? Zorla koca bulacak değiliz ya. Anam o da zamanında ayağına gelen kısmetleri tepti de tepti. Sonunda böyle işte sinir küpü olup çıkıverdi. Demir tavındayken dövülür derler değil mi ya? Kısmet ne diyeceksin? Geçen gün senin kız bizim toruna yakınıp duruyordu teyzesinden. Her şeye kızar, hiç gülmez, suratını asar. Sinemaya gidelim derim gitmez. Tiyatroya gidelim derim gitmez. Titizin çekilmezin biri oldu diyordu. Pek geçinemiyorlar anlaşılan. Aman bizim küçük de az değil. Hadi hadi damarına basıyor Necla'cığımın. Zamane kızları ne olacak? Dil ekmekçi küreği kadar. Nasıl baş edeceğimi bilemiyorum vallahi kardeş. Hayırlısıyla ablası gelse de şu... Aa, o ne ayol? Düdüklü tencere. Dur bir dakika, altını kısıvereyim. Senin büyük kızdan ne haber komşum? Gelmesine daha çok var mı? 10 gün kadar oluyor mektup alalı, iyiymiş. Daha 2 yılı var. Epeyce varmış canım. Saat 10:30 değil mi? 15 dakika sonra indiririm ocaktan. Sen ne diyordun? Daha epey varmış diyordum. Ya hiç sorma, hasretine nasıl dayanacağım bilemiyorum. Hani darılma ya, onu da o Frank ellerine salmakla hiç iyi etmedin iki gözüm. Memleketimizin suyu mu çıkmıştı? Ah babası, hep o babası olacak adamın işleri bunlar. Yoksa ben kız başına Parislere yollar mıyım? Yollamazdın, yollamazdın. Şakır şakır para döküp okutuyor Seval orada. Benim gibi geri kafalı olmamalı, cahil kalmamalıymış kızları.
Allah'ından bulsun. Senin gibisini buldu da bunadı. Şurada gül gibi geçinip gidiyordunuz işte. Ev kirası yok, bir şey yok. Böyle bir aileye iç güveysi girmişsin. Otursana adam. İşte talih bu, talih. Yazan kötü yazmış bir kez. Buna da şükür. Cefasını sen çektin, sefasını eller sürüyor işte. Geçen gün benim gelin görmüş onları sinemada. Kadın bir şıkmış, bir şıkmış ki sorma. Kazım Bey de bayağı gençleşmiş diyordu. Yakasını koyvermekle akılsızlık ettin ya sen. Neyse. Ben kimseye yalvarmam Naim amcim. Madem ona göre kadın değilmişim, gitsin kendisine başkasını bulsun dedim. Bulmaya ne hacet? Hazırmış zaten. Öyle. Yakamızı kolumuzu açıp gezmedik. Evimizde erkekli davetler vermeye yanaşmadık diye kötü olduk. Zavallı anneciğimi yüreğine indirecekti az daha. Az sıkıntılı günler geçirmedik Allah'ını seversen. Orası öyle, öyle. Yeni karısıyla gönlünce yaşasın işte. Hiç olmazsa benim başım dinç. Sendeki şans da doğrusu fili boğar hani. Adam boşanır boşanmaz amcası ölüp mirasa kondu ayol. Şu Allah'ın işine bak. Aman afiyetle yesinler. Eğer gözüm varsa gözüm çıksın. İsteseydin senin de olurdu hanım. Şu fırıncı Cemalettin Bey az mı haber yolladı? Evleniverseydin onunla şimdi prensesler gibi yaşardı. Artık koca kahri çekecek halim kalmadı benim. Yaşıyorsam çocuklarım için yaşıyorum. Parası pulu onun olsun. İyi ya iki gözüm. Sayende çocukların da rahat ederdi bari. Hem sonracığıma neme lazım. İyi adamdır Cemalettin Bey. Gül gibi gençliğini onların uğruna soldurup gidiyorsun da makbule mi geçiyor sanki? Yaranılmaz. Ah ne yapsan yaranılmaz. Kim bu ayol? Bizim kız kim olacak? Aa, bu saatte mi? Bugün çarşamba, okullar yarım gün ya. Doğru ya, günümü de şaşırdım ben artık. Biraz beklesene kızım, geliyorum işte. Gel bakalım, hoş geldin. Hoş bulduk anneciğim, kim var? Naime Hanım. Aa, günaydın teyzeciğim, öpeyim elinizi. El öpenlerin çok olsun evladım. Aa, ne o, gidiyor musun Naime amcığım? Niye kalktın birdenbire? Gideyim ya komşum, daha makarna haşlayıp köfte kızartacağım. Saat 11 bile değil canım. Ne acele ediyorsun? İyi ya, senin de düdüklü tencereni indirme zamanın gelmiş işte. Hadi şimdilik bana Allah'a ısmarladık. Bize de kaçı kaçı ver canım. Gelirim tabii, dikişlerden baş alırsam. Sen benim kusuruma bakma artık. Hadi güle güle. Güle güle, yine beklerim. Güle güle teyzeciğim. Nevine selam söyleyin, olmaz mı? Olur çocuğum, söylerim. Ne yaptın bakalım bugün okulda? Yazılı falan oldunuz mu? Hı. Çocuk bakımı hocası yaptığın bebek takımını beğendin mi bari? Bir şey demedi. Tabii demez. Özenerek yapmıyorsun ki. Aman. Bana bak, öyle çantanı mantanı sağa sola atıp durma. Sabahtan akşama kadar peşini toplayacak değilim seni. Al şunları götür odana bakayım. Öf. Aa, onları aldı, bu sefer de kitapları bıraktı burada. Aman bu kız adam olmayacak. Vallahi adam olmayacak. Of. Neymiş bunlar böyle? Bernarda Alba'nın evi. Saygılı Yosma. Saygılı Yosma. Bak bak bak. Ya şu sahne bilgisi. Aman Allah'ım. Sevil, Sevil gel buraya. Ne var anne? Gel buraya diyorum sana, çabuk. Efendim. Nereden buldum Evli Yosmalı kitapları bakayım? Evli Yosmalı mı? Evet işte bak bunlar. Bernarda Alba'nın evi, Saygılı Yosma falan. Aa, ilahi anneciğim, Evli Yosmalı deyince ne olmuş o kitaplara? Aa, bir de soruyorsun değil mi? Kız sen utanmıyor musun böyle kitaplar almaya ha? Utanmak mı? Niye o? Ay şimdi bayılacağım vallahi. Yine ateşler bastı yüzüme, aman yarabbi. Kızım genç kızlar böyle kitaplar okur mu hiç? Ne cesaretle sokuyorsun bu kitapları evime ha? Saygılı Yosma, adı üstünde artık. Rica ederim, bilmeden konuşma anne. O iki kitap da ünlü yazarların eserleri. Ne zamandır alıp okumak istiyordum onları. Ya demek paralarını böyle yüz karası şeylere sarf ediyorsun ha? Yazıklar olsun sana. Keşke her genç kız parasını benim gibi kitaplara yatırsa. O zaman şu memlekette geri kafalı, dünyadan bir haber kadınlar kalmazdı. Eğer okumaya meraklı bir insan olsaydın, elinde tuttuğun şu kitapların yazarları olan Lorca gibi, Sartre gibi isimlerin yüz karası şeyler yazabileceklerini aklının köşesinden bile geçiremezdin. Boşuna babam. Babanı karıştırma şimdi. Bir takım yabancı isimleri sayıp kafamı da karıştırma. Sizin yaşınızdakileri bilirim ben. İşiniz gücünüz açık saçık şeyler okumaktır. Bilmiyorsun işte. Sonra da bizi anlamıyorsun deyince küplere biniyorsun. Lütfen zahmet edip de eve getirdiğim kitapları sen de oku da ondan sonra onlar hakkındaki fikirlerini açıkla. Benim kitap falan okuyacak vaktim yok.
Bu kadar dersin için de senin de vaktinin bulunmaması lazım. Şurada bitirme imtihanlarına 2 ay bir zaman kalmış. Sen kalkmışsın. Sonra bu sahne bilgisi midir nedir? Bu nece oluyormuş? O da derslerim kadar gerekli bana. İmtihan da çok işime yarayacak. Ayo, beni bu kadar aptal yerine koymana göz yumamam kızım. Ortaokul imtihanlarında sahne bilgisinin ne işi varmış söyle bakayım. Ortaokul imtihanlarında değil ama konservatuara giriş imtihanlarında bana bal gibi faydası olur. Ne? Yine mi tiyatro? Evet anne, iyice düşündüm taşındım. Başka yol yok benim için. Ondan başka meslek düşünemiyorum. Hiçbir şeyi bu kadar çok isteyemiyorum, anlıyor musun? Sen çıldırmışsın. Hayır, aklım başımda. Öyleyse şunu iyice kafana koy ki böyle bir şey olmayacaktır. Ama neden? Neden? Nedenin için yok Sevil. Bu budur işte. Hiçbir şey bana fikrimi değiştiremez. Bir daha da bu konuyu açayım deme sakın. Elimden bir kaza çıkar alimallah. Nedenini öğrenmeliyim anne. Bunu bana açıklamak zorundasın. Olmaz deyip bir kalemde kesip atamazsın böyle. Kapı çalınıyor. Al şu kitaplarını da çekil karşımdan hadi. Sabah sabah kanımı beynime sıçrattın. Allah kahretsin seni emi. Kim o? Benim teyzeciğim. Sen miydin Zeynepciğim? Gel gir çocuğum. Yok girmeyeyim teyze. Annemin elbisesini dün verecekmişsiniz, vermemişsiniz. Bu akşam saat 6'da istiyor. Ya vallahi bitirmeye gayret ederim tabii. Muhakkak bitirsin diyor. Annemler bu akşam nişana gideceklermiş. Peki, o saate kadar hazır ederim çocuğum. Hadi selam söyle, olmaz mı? Olur teyze, Allah'a ısmarladık. Güle güle, güle güle. Saat 6'da hazır olacakmış. Daha dünya kadar işi var bu elbise. Nasıl biter akşama kadar? Düne kadar da hasta olduğun biliyordu üstelik. Tabii, kadının keyfi yerinde. Senin nasıl bitireceğini düşünür mü? İşte ananın ne sıkıntılar çektiğini gör de aklını başına topla kızım. Enstitüye gideyim, elim biraz dikiş tutsun. Bu kadıncağıza da yardım edeyim demiyorsun. Kalkmış konservatuvara gitmekten dem vuruyorsun bana. Tiyatrona ne faydası var bize ha? Ne faydası var? İyi ablacığım, 70 lira da elektrik hava gazı eklersek hepsi 300 lira ediyor işte. Anlaşıldı, anlaşıldı. Elimizde geçinmek için ne kadar kalıyor sen onu söyle bana. Dur bakayım şimdi 200, 300, 350, bu da 400. Evet, 400 lira bir şey kalıyor. İyi hesapladın mı sütçüyü, sucuğu falan? Evet, evet, hepsi tamam. Bakkala 50 lira kadar bir borç vardı, onu da kapadım. Ya ayakkabıcının taksidi? Onu da yazdım, bu ay anca 25 lira verebildim, ne yapayım? Bir daha da taksit maksit yapmayalım Allah aşkınıza. Papuç eskiyip gidiyor, biz hala parasını ödüyoruz. Ne yapalım, başka türlü yapabiliyor muyuz ki? Benimkinin altı gitti bile. Al işte. Orayı kapatalım derken buradan bir delik açılıyor. Sen de kızım biraz dikkatli giysene Allah aşkına. Ne yapayım, ellerimin üzerinde yürüyemem ya. Öyleyse babanla aranı düzeltmeye bak küçük hanım. O zaman dilediğin gibi giyinir kuşanırsın. Necla rica ederim, kızın aklını bu saçma sapan şeylerle doldurma. Ondan gelecek hayır düşman başına. Niye, babası değil mi? Olsun. Zaten bu manasız gururunuz sizi bu hallere düşürüyor. Biz halimizden şikayetçi değiliz. Evet evet belli. Canım bırak şimdi bu adamın lafını. Ne kalıyor elimizde demiştin? 400 mü? Evet. Sen ona 300 de. Eline harçlık almayacak mısın? Öyle ya. Benim de elimde 3 elbise var. Onlardan bir 250 lira kadar gelir elbette canım. Aa, daha çarşafçıya vermedik ayol. Ya bak onu unuttuk. Ona ne kadar? Bıktım sizin şu bitmez tükenmez hesaplarınızdan. Ben yatmaya gidiyorum. Ne o, dersin bitti mi? Sabahleyin beni biraz erken uyandırırsın, tarih çalışırım. Pekala. Unutma ama. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da. Sana da. Güya bu ay gözlüğümü değiştirecektim. Rahat dikiş dikemiyorum ki. Değiştir. Değiştir demek parayla değil ya. Abla. Bu akşam eve gelirken kiminle konuştum biliyor musun? Nereden bileyim? Fırıncı Cemalettin Bey'le. Niye? Kendi konuşmak istedi de ondan. Ne istiyormuş? Şu ev meselesini niye benden gizledin abla? Sana da mı söyledi? Soruma cevap vermedin. Olacak şey değildi ondan. Neden? Pekala da akla yakın. Hayır, kabul edemem böyle bir şeyi ben. Rahmetli annem de olsa... Bırak şimdi annemi. Gene de bana açıp fikrimi alabilirdin. Gereği yok. Üzerinde düşünmeye bile değmez. Niçin değmesin? Adam şu köhne evi alıp yerine dikeceği apartmandan bize 2 daire vermeyi teklif ediyor. Birinde oturur, birinden de kira alırız, fena mı?
Bu fırsattan faydalanmamak için deli olmak lazım. İyi ya, ben deliyim öyleyse. Evet öylesin Necla. Yok yok, sözümü geri almıyorum abla. Çünkü bıktım artık bu hayattan. Senin asabın bozuk bu akşam. Hiç böyle konuştuğunu duymamıştım. Ya öyleyse duy işte. Sabrın da bir derecesi var yani, yıllardır. Susma. Madem başladın bir kere bitir sözünü. Ha konuşmuşum ha susmuşum, ne fark eder? Sen gene bildiğini okuyacak olduktan sonra. Ama Necla. Bak abla, darılma gücenme ama çok bencil bir kadınsın. Evet, son derecede bencil bir kadınsın sen. Tıpkı annem gibi. Annemi bırak şimdi. Hele o gururun yok mu, o gururun? Ne o, niye gülüyorsun? Nasıl gülmeyeyim be kızım? Sen bana kendini tarif ediyorsun, kendini. Hiç de değil, bütün bu saydıklarımla benim en küçük bir ilgim bile yok. Hadi hadi sen de. Senle ben bir elmanın yarısı kadar benzeriz birbirimize. Ne sana ne de anneme benzemek istemiyorum ben. Yazık, oysa hiç kaybın olmazdı. Kaybettiklerimiz ortada, daha hangi kayıptan söz ediyorsun Allah aşkına? Gururumuzdan, bizi ayakta tutan gururumuzdur Necla. Onu da kaybedersek yıkılırız. Sırf bu yüzden hayatımızda hiçbir değişiklik yapmadan şu viranede çürüyelim istiyorsun değil mi? Haksızlık ama yani bu. Ama düşünsene Necla'cığım, bu adamın teklifini kabul edersek el alem bize ne gözle bakacak? Sonra... Ne gözle bakarsa baksın. Bugüne kadar başka gözle baktı da ne oldu sanki? Saygı değer olmak, daha çok saygı değer olmak, daha çok saygı... Sonra? Sonrası yok. İnsan dünyada şerefi için yaşar. Şerefsizlik neresinde bunun? İyi vallahi, adamın evlenme teklifini kabul etme de sonunda kalk evinin yerine apartman diktirip ondan iki daire al, yan gel otur, hem de ondan aynı çatı altında. Ayo, Allah yazdıysa bozsun. Haklısın. Çevrenin hakkımıza vereceği hüküm kendi hayatımızdan daha önemli tabii. Başkalarının hoşuna gideceği şekilde yaşamak zorunda olduğumuza göre bizler için değişikliğin ne gereği var? Bu babadan kalma evnemize yetmiyor değil mi? Tabii ya kızcağızım. Apartman katlarında oturarak hayat seviyemizi yükselteceğimize, evcazımızda oturarak şerefimizi yükseltmek daha iyidir bizim için. Bakarsın bir gün gelir. Yeter. Yarınlardan bir şey beklediğim yok artık benim. Yeter artık Necla'cığım. Birkaç dakika ara verdi. İki laf edelim yahu. Gene kurtulanmaya başladım bakıyorum Neşe. De bakalım söylemek istediğin ne? Hiç belirli bir şey yok ama şu daktilonun şakırtısından beynim karıncalanmaya başladı artık. Daha yenisin de ondan şekerim. Zamanla alışırsın. Alışmak istemiyorum. Çalışmaktan memnun değilsin değil mi? Sen memnun musun? Bilmem, avutuyor beni. Kendimi dinlemeye fırsat bulamıyorum hiç değilse. Zorunlu olmasam dünyada çalışmam. Ah, ama şu üvey baba eline bakmak yok mu? Bence her kadın çalışmalı başını dik tutabilmek için. Paraya ihtiyacı olmasa da laf işte. Daha benim düşüncelerime hak veremeyecek kadar gençsin sen. Her insanın ama az ama çok paraya ihtiyacı vardır. Ah bir evlenseydim. Evlenmekten denize düşüp de yılana sarılmak gibi söz ediyorsun. Doğru ama benim için böyle bu. Boğulmak üzereyim, anlıyor musun? Tutunacak bir şeye ihtiyacım var. Bu bir yılan da olsa ha? Evdeki yılanlardan daha zehirlisi olabileceğini sanmıyorum. Anlıyorum. İster baba ister koca evi olsun, İnsanın evinde mutlu olamaması kadar kötü bir şey yok. Param olsaydı kendi başıma bir ev açardım. Diyelim ki bu imkana sahipsin, gerçekten yapabilir miydin bunu? Tabii, niçin olmasın? Hayır Neşe, hayır. Bizim toplumumuzda bunu yapabilmek için çok güçlü, çok yürekli olması gerek bir kadının. Hiç de değil. Her kadında hamle yapacak güç de vardır, cesaret de vardır. Yalnız tek zayıf yönümüz tesir altında kalmaya müsait oluşumuz. Elimizi kolumuzu bağlayan bu bizim. Onun sözleri, bunun bakışı, şunun davranışı derken yitirip gidiyoruz kişiliğimizi işte. Aynı sözleri geçenlerde yeğenim de söylemişti. Henüz 15 yaşında bir kızcağızdı. Akıl yaşta değil, baştadır. Zaman zaman benim de isyan ettiğim olur Neşe. Ama bakma sen. Her şey bir yana, madem ki toplum içinde yaşamak zorundayız, onun kurallarına uymamız gerek. Allah kahretsin. Ah ben kuşlar, arılar gibi hür olmak istiyorum. Hiç gülücüğüm yoktur. Bir de kalkmış ah bir evlenseydim diyorsun ha. Kızım sen daha ne istediğini bilmiyorsun. Şu dünyada tam olarak ne istediğini bilen birisini göstersene sen bana. Alo.
Buyurunuz Ahmet Bey. Evet. Hayır. O kağıtları idare işlerine havale ettim efendim. Tabii. Onları mı? Öğleden sonra 2'ye kadar hazır olur sanırım. Olur efendim. Olur. Güle güle. Hadi bakalım, bu kadar gevezelik yeter. İş başına şekerim. Liselerin öğleden sonraya kadar hazır olması gerekiyormuş. Pekala. Şunların bana bir kopyasını çıkarıversene ne olur. Hadi İyi şekerim. Ver. Kapı çalınıyor. Ah, gecenin bu saatinde kim olur? Hayırdır inşallah. Aman, terliklerim de nerede canım? Hah, işte. Geliyorum, geliyorum. Aman Allah korusun, kötü bir haber olmazsa bari. Kim o? Ha, benim, benim, açın. Sen kimsin? Anneciğim, benim, açsanıza. Seval. Seval? Ah, Seval kızım, sen misin? Benim ya anneciğim, açsana. Sevalım. Anne. Ah yavrum, canım. Yoksa ağlıyor musun fıstığım? Yok. Gülüyorum çocuğum, ağlamıyorum. Hoş geldin. Hoş geldin canım benim, yavrum. Dur bir dakika anneciğim, bizimkilere haber vereyim de. Tarık. Tamam. Uyandılar, gidin siz. Arabada bir şeyini unutmadın ya. Hayır, hepsini aldım. Teşekkürler. İyi geceler öyleyse, hoşça kal. Güle güle. Bonnie Paul. Kimdi onlar? Arkadaşlar. Dur annecik, sen bırak, ben alırım valizleri. Yalnız şu paketleri al istersen. Tamam, oldu işte. Dur şu kapıyı da kapatayım. Yine döndük işte kürkçü dükkanına. Tanrı'ya şükürler olsun. Gel bir daha öpeyim seni evladım. Fıstığım benim. Bilsen seni ne kadar özledim. Ya ben yavrucuğum. Bu kadar gürültüye bizimkiler nasıl oldu da uyanmadılar? Evde yoklar mı yoksa? Evde olmaz olurlar mı? Nereye gidecekler? Kaldırırım ben şimdi onları. Sen dur hele. Hey, uyanın millet. Ben geldim. Saçları nasıl kıydın be evladım? Ne güzel yakışıyordu sana. Uzun saç uğraşmak istiyor anneciğim. Böylesi daha rahat. Yalana bak, moda da ondan kesmiştir. Ben de keseceğim. Hadi oradan sen de. Madem ki istiyor, bırak kessin anneciğim. Olmaz öyle şey. Sevin, gözünü seveyim, kız şu kitabın sesini. Teyze başlama gene. Sen de tam getirecek şeyi bulmuşsun hani Sevalcığım. Sabah akşam plak çalmaktan hizamızı kesecek bu artık bizim. İlişmeyin kıza canım, eğlensin diye getirdim. Ah şeker ablacığım benim. Bundan daha güzel bir hediye olmazdı. Öyle sevindirdin ki beni. Hadi öyleyse, sen de benim hatırımı kırma da kısıver şunun sesini biraz. Olmaz mı tatlım? Olur. Şöyle. Ya siz de açın şu perdeleri de yüzünüzü görelim. Küpegündüz ne oluyor böyle sımsıkı? Çok açma evladım, çok açma. Hadi canım siz de. Zindan gibi yerde de oturulur muymuş? Teyze, sen ne yapıyorsun orada Allah aşkına? Gelsene. Şu odayı bir hale yola sokayım dedim şekerim. Eşyaların ortada kalmasın. Şimdi sırası mı? Gel hele buraya, sonra beraber yaparız. Bak yine toplamış o saçları sımsıkı tepesine. Ya ne yapsaydı? 3 yıldır hiç değiştirmedin biçimini ha. Epes doğrusu. Kaç 3 yıldır? Ben kendimi bildim bileli öyledir onun saçları. Canım size ne benim saçlarımdan? Aç şunları ya, biraz kadınlaş. Dün gece yataktan kalktığında ne güzeldin. Yok, öyle salkım saçak gezemem ben. Öyleyse kestir efendim. Ne bileyim, bir şeyler yap işte. Bak ablama ne kadar modern bir havası var. O da biraz fazla havalıca. Anne. Mahallede kimse tanımayacak bizim kızı. Daha açık konuş anneciğim. Kızını beğenmedin, başkalarının da beğenmeyeceğinden korkuyorsun değil mi? Abla. Yok, onu demek istemedim ama yani hani ne bileyim ben böyle biraz hani... Hadi gel şu valizlerini kaldıralım Sevancığım. Odada dolaşacak yer kalmadı. Hadi canım, hadi ne olur. Gel. Geliyorum. Daha ilk günden başlama anne.
Ona ilişme, ne olur ilişme ona. Ama görüyorsun işte halini. O saçlar, o giyim, o tavır. Seval gitmiş, bambaşka biri gelmiş adeta. Oh olmuş. Bizim de bambaşka bir insana ihtiyacımız vardı zaten. Kapı çalınıyor, bakıver. Mutlaka Naime Hanım'dır. Günaydın. Buyurun Naime Hanım teyze. Ne oluyor ayol? Kim geldi size dün gece yarısı? Hemen de haber alır. Ablam geldi. Doğru, kızım geldi Naime Hanımcığım. Gel buyur şöyle. Gel. Nasıl olur canım? Bir erkek de kapınızı çalar. Erkek mi? Daha neler. Benim evime erkek sinek bile girmez, bilmez misin sen? Kızım o kızım. Ayağında pantolon filan vardı da sen ondan tanımadın zar. Ah, olabilir, olabilir. Eh, gözün aydın olsun öyleyse komşum. Sağ ol canım, sağ ol. Buyur şöyle geç canım, geç. Yok, öyle uzun boylu oturacak değilim. İyi burası. Etrafın kusuruna bakma. Daha pek toparlanamadık da. Sevi, sen şu kahvaltı sofrasını toplayıver hadi evladım. Olur anneciğim. Keyfinize bakın. Pazar günleri hep böyle olur. Niye gelmiş kızın ayol? Artık okumayacak mıymış yoksa? Niye okumasın? Sömestr tatilini yanımızda geçirmeye gelmiş. Ha, iyi etmiş, pek iyi etmiş. Hani nerede, uyuyor mu hala? Bir yüzünü göreydik. Yo yo, kalktı giyiniyordur. Seval, bak kim geldi kızım. Geliyorum anne. Efendim? Bu Seval mı? Vallahi sokakta görsem tanımazdım. Öpeyim elinizi. El öpenlerin çok olsun. Gel ben de seni öpeyim. Hoş geldin bakalım. Hoş bulduk teyzeciğim. Bu ne biçim geliş evladım? Şöyle haberimiz olaydı da istasyonlardan karşılayaydık ya. Sağ olun teyzeciğim. Ama o kadar acele oldu ki. Ya aniden karar verip hemen biletini aldım arkadaşlar, arabayla geliyorlar. Hadi beni de alın öyleyse deyip atladım geldim. Fransa'dan buraya arabayla geldin ha? Olur şey değil. Niye? Yollar çok güzel. Bizim çocuklar da çok iyi araba kullanırlar. Geze geze geldik işte. Ya şimdiki kızlar erkekler gibi güzel araba kullanıyor komşum. Yok canım, kız filan değil. Arkadaşların ikisi de erkekti. Ya. Nerede kaldılar bunlar anlamıyorum ki. Dışarısını seller götürüyor. Ablam bugün Fransız arkadaşlarına şehri gezdirecekti. Belki onun için gecikmiştir. Ya Necla? Bilmem. Bu yağmurda bir yerde beklemek zorunda kalmıştır herhalde. Herhalde. Hadi koş bana bir iki bez daha getir. Pencerelerin kenarını dolduralım. Sular basıyor her tarafı, baksana. Peki. Tası da unutma. Islanan bezleri ona sıkalım. Olur. Öf, ev değil ki kevgir mübarek. Al anne. Ver. Sen de şunları yan pencerelere koy. Sıkıştırıver canım hadi. Sedirin yastıkları ıslanıyor baksana. Aa, bizimkilerdir. Hoş geldiniz. Aa, bu ne hal? Soğukmasın, acıkmış sıçana döndük. Hadi girin içeri. Dur dur, şu şemsiyeyi şöyle açık bırakalım da kurusun. Bu havada nerede kaldınız, bayağı merak ettim. Biraz işiniz vardı anne. Hayrola? Pardüsümü asıversene Zevil'cim. Oh, şu hale bakın, ayaklarım sırılsıklam olmuş. Hemen çoraplarımı çıkarmazsam hasta olurum. Hayrola dedim. Biz bir iş yaptık anne, iyi bir iş. Değil mi teyze? İyi mi kötü mü artık orasını Allah bilir. Terliklerimi veriver bana ne olursun şekerim hadi. Buyurun efendim, başka emirleriniz? Yok başka, o kadar. Kuzum siz beni meraktan çatlatmak mı istiyorsunuz? Bak, önce kızmayacağına söz ver, öyle söyleyelim. Aa, o halde kötü bir iş yaptınız. Ayıp ettim fıstığım. Biz hiç kötü şeyler yapar mıyız? Sıktınız ama. Söyleyecekseniz söyleyin de biz de rahat edelim canım. Sana ne be? Necla sen söyle. Neler dönüyor otoda benden habersiz? Ha? Şey abla, biz Cemalettin Bey'le görüşmekten geliyoruz anne. Yani şu bizim... Evet, fırıncıyla. Onu da söyledin demek Necla. Ben söylemedim valla. Dün adam çevirdi bizi yoldan. Yalan. Doğru. Bütün gece düşündüm taşındım anne. Bu akşam da teyzemle uğrayıp ona senin adına evet dedim. Ne? Evet, başka çaremiz yoktu. Hayır, hayır, bu asla olmayacak. Yapamazsınız bunu. Benim adına konuşamazsınız. Daha ben ölmedim, anlıyor musunuz? Verin benim mantomu. Nerede benim mantom? Derhal o adama gideceğim ve diyeceğim ki... Dur anne. Bu... Hiçbir yere gidecek değilsin. Çekil önümden. Hayır, bırak şu mantonu elinden. Çekil önümden diyorum, gideceğim işte. Hiçbir yere gidecek değilsin.
Geç karşıma otur, konuşacağız seninle. Konuşmak istemiyorum. Bir kere hayır dedim işte o kadar. Boşuna ısrar etme anne. Bundan iyi fırsat ele geçmezdi. Adamın şartları çok mükemmel, neden kabul etmeyecekmişiz? Ama evladım. Aması maması yok. Babamla da konuştum, sakın reddetmesinler dedi. Babam bize ne karışıyormuş? Karıştığı filan yok, sadece fikrini söyledi adamcağız. Teyzenle bir ol da git Cemalettin Bey'e, annem teklifinizi kabul ediyor de ha? Olacak iş değil bu Allah aşkına. Ne hakla karışıyorsunuz benim işlerime? Bu evde sadece senin hakkın yok anne. Bu gibi durumlarda tek başına karar veremezsin. Artık büyüklere de saygı kalmadı. Anneciğim sağlık da görseydi bu günleri. Hay yarabbim, şu anneannemi de rahmetle andırmayacaksın artık bana. Niçin onun gölgesi hala üzerinizde? Niçin silkinmiyor? Neden kendinizi bulamıyorsunuz bir türlü anlamıyorum. Niye her şeyde bir kötülük arıyorsunuz? Ölmüş bir kadına diz atmaktan seni men ederim Seval. Saygıya sevgiye bir diyeceğim yok benim. Ama körü körüne baş eğmeye karşıyım anne. Saygılar, sevgiler kişinin mantığını kullanmasına engel olmayacak kadar bilinçli olmalı. Alıp veremediğiniz nedir o kadıncağızla? Söylesenize. Anneannemi affetmiyoruz anne, çünkü... Çünkü babamın bizi bırakmasına o sebep oldu. Hayır. Çünkü her türlü yeniliğe, bilgiye, hoşgörüye kapalı tuttu bu evin kapılarını. Hayır. İnsanları hayatı sevmemize engel oldu abla. Hep onun aşıladığı gereksiz bir gururla uyuşturduk hislerimizi. Sen de mi Necla? Anne, öyle bakma yüzümüze. Bizi yanlış anlama. Bizi kendine düşman görme ne olur. Mutlu olmak, iyi yaşamak hepimizden çok senin hakkın. Bunu istiyoruz işte biz. Şu dünyanın gerçeklerine göz yummaktan vazgeç artık. Hayatın gidişine ayak uydurman gerek. Bırak yepyeni bir evimiz, taptaze umutlarımız olsun. Biraz da kendimiz için yaşayalım. Değiştin. Sen de değiştin Necla. Bu korkunç bir şey. Anne, insanlar daha büyük, daha güzel imkanlara kavuşacak, sevecek, evlenecek, dilediği meslekte çalışıp yükselecek, mutlu olacak, başkalarını da mutlu kılacak. Bütün bunlardan daha tabii ne olabilir? Yapma gözünü seveyim. Biliyorum, hep babanız dolduruyor sizi. Hep o sokuyor bu saçma fikirleri kafanıza, sırf bana eziyet olsun diye. Bugüne kadar asıl sen bambaşka tanıttın babamı bize anne. Ama bundan sonra onun hakkında söylediklerine inandıramazsın beni. Çünkü babamı iyi tanıyorum artık. Bu da ne demek oluyor? Yoksa... Evet anne, babama giderken birkaç defa Sevil'i de beraber götürdüm. Bunu da yaptın ha? Yapılması gerekeni yaptım sadece. Bu haksızlığın ortadan kalkması için geç bile kalındı. Düşündüğümden bambaşka bir insan buldum karşında. Meğer yıllardır boş yere direnmişim. Böylece seni de kaybetmiş oluyorum. Öyle mi Sevil? Ah, ne kadar yanlış düşünüyorsun anne. Neden kendininkinden başka sevgi yer almasın içimde? Sizin anlaşmazlığınızdan bana ne? Benim de her çocuk gibi hem annemi hem babamı sevmek hakkım değil mi? Susuyorsun. Konuşmam neyi değiştirir ki? Çok şey. Bilsen benimle konuşmana ne kadar ihtiyacım var anne. Hakkı var kızım. Bir desteğe, bir yardımcıya en çok ihtiyaç duyulan çağı yaşıyor. Onunla konuşmalısın anne. Şöyle dostça, arkadaş gibi, kardeş gibi. Dertlerini, düşüncelerini, isteklerini paylaşmalı. Bir takım sorunların çözümlenmesinde ışık tutmalısın ona. Tam buldum bütün bunları yapacak insanı. Onun işi gücü sadece karşı koymak, baltalamaktır. Oysa birbirimize daha çok yaklaşmamız, birbirimizi daha çok sevmemiz ancak senin söylediğin şekilde hareket edilirse mümkün olabilir. Demek bunca çırpınmalarım boşa gitti. Hiçbir şey yaklaştırmamış beni sizlere. Sadece yemeyip yedirmek, giymeyip giydirmekle bitmiyor bu iş anne. Ruhen de doyurup ısıtmak gerek çocukları. Hatta bu belki de her şeyden önemli. Biz doyarak mı büyüdük? Söyle Necla. Şimdi hiçbir şey hatırlamıyorum. Hayır. O zevki hiç tatmadık abla. Onun için yabancısıyız ya bu hissin. Ama yine de sevdik annemizi, saydık. Biz de seni seviyoruz anne. Senden istediğimiz biraz anlayış, biraz hoşgörü, biraz yakınlık. Aynı çatı altında birbirine yabancı insanlar olarak kalmayalım abla. Ne güzel günlerimiz olacak anne. Eğer sen istersen. 3'e karşı 1. Çoğunluğa uymak gerek. Evet, çaresiz. Anne. Oh, yağmur dinmiş çocuklar. Gökte tek tük yıldızlar da parlıyor. Yarın hava güzel olacak. Thank you.
Ne var, niye gülüyorsun? Garip bir alışkanlık. Seninki mi? Hayır, seninki. Anlayamadım. Deminden beri yattığım yerden hareketlerini izliyorum. Dün de evvelsi sabah da aynı şey oldu. Hep böyle mi yaparsın sen? Ne yaparım canım? Kızma şekerim. Her sabah el aynasında yüzünü pencereye dönüp bir süre inceler misin diyorum. Bilmem. Öyle mi yapıyorum? Belki de hiç farkında değilim. Peki niye araştırıyorsun? Hadi hadi saçmalama. Say, neyi araştırıyorsun? Bilmek istiyorum. Niye kızardın? Neyi, niye, niçin, neden? Tuhaf bir kızsın Seval. İnsanlara zulmetmek bayağı hoşuna gidiyor. Gençliğin mi seni bu kadar insafsız yapan? Hoppala, bu da nereden çıktı şimdi ya? Ne bileyim, manalı konuşuyorsun. Az da lüzumundan fazla alıngan olduğun için sana öyle geliyor. Hiç de değil. Öyle öyle. İnsanlar bir gece de yaşlanmaz, merak etme. Sebebini biliyordun da neden sordun? Yanılabilirdim. Yanılmıyorsun. Nasıl? İçin rahat etti mi? İnsan bir gecede yaşlanmaz tabii. Ama geceler birbirine eklendikçe... Neden bu kadar korkuyorsun yaşlanmaktan? Doğru. Artık korkmamam gerek. Çünkü yaşlandım. Hayır. Henüz endişelenmen yersiz şekerim. Daha mı? 37 yaşındayım. Yaşın ne önemi var? Sen görünüşe bak. Kendi kendimizi aldatmayalım Seval. Her sabah yeni yeni şeyler keşfediyorum kendimde. Aynalar yalan söylemez bilirsin. Klişeleşmiş bir laf. Alay etme, rica ederim. Hayrola, giyiniyor musun? Sabah sabah nereye? Laf işte. Nereye giderim ben? İyi ama bugün pazar güzelim. Doğru ya. Hay Allah, nasıl oldu da unutuverdim. İşte bu yaşlanmaktır kızım. Hayır, dalgınlıktır düpedüz. Bu kadar dalgın olmana sebep ne? Ha? Gel gel, otur yatağıma da konuşalım biraz seninle. Aman hadi. Ne konuşacağız Allah aşkına? Gel hele gel. Ha şöyle. İyisi şu ki sende bir hal var. Nedir o? Hiçbir şeyim yok benim. Canım bırak da gidip çayı koyayım hadi. Otur otur otur. Hemen kaçmak yok öyle. Hiçbir şey kaçmaz gözümden benim. Son birkaç gündür davranışlarında bir gariplik var. Saçma, her zaman nasılsam gene öyle. Sen onu benim külahıma anlat. Bakışların, gülüşün başka, oturuşun, kalkışın başka, yürüyüşünde, saçını fırçalayışında bile bir başkalık seziliyor. Bir yumuşaklık, bir ahenk, bir canlılık. Delisin sen. Ufukta bir gemi mi var yoksa? Ama sen de. Var. Vallahi de var, billahi de var. Kim o ha? Söyle bakalım. Çek şu kollarını boynumdan canım. Yapma, boğacaksın beni. Hele söyleme, hiç dinlemem bağırıp. Söyleyecek misin? Söyleyecek misin? Al çabuk ol. Çek şu elini. Şöyle. Boynumu acıttın deli kız. O olmuş. Hadi bakayım, çıkar şu baklayı ağzından. Seni dinliyorum. Nasıl söyleyeyim bilmem ki. Bir doktor. Gülme ne olur, gülme. Her şey o kadar birdenbire oldu ki neye uğradığımı şaşırmış durumdayım. Niyeti? Evlenmek. Yo, çok mu şaştın? Ben? Yo, hayır. Yalnız... İtiraf ederim ki ben de şaştım buna. Hiç ummazdım Seval. Hiç. Bak, beni yanlış anlama şekerim. Şaştığım nokta şu ki, madem gayet ciddi bir teklifle karşı karşıyasın, neden karamsar bir haleti ruhiye içindesin hala? Senin ayna karşındaki yüz ifadene baktıkça insan ümitsiz bir aşkla karşı karşıya bulunduğuna hükmediyor. Sebepsiz değil Sevalciğim. Beni çok düşündüren bir nokta var. O da ne? Bu adam benden 2 yaş küçük. Peki nerede görmüş seni? Nerede tanıştınız? Bizim dairenin doktoru. Ha? Güzel mi? Erkekte güzellik aramam. Ben de. Ama çok çirkin de değil ya. Bana kıyasla yakışıklı bile. Yaptığına bak, sen çirkin misin? Neden aynaya güzelliklerini değil de çirkinliklerini keşfetmek için bakıyorsun? Bırak Allah aşkına, varsa bile o bir zamanlardı. Bana bak, ninem gibi konuşmaları bırak da aklını başına topla. Artık aklını kullanmanın zamanı geldi sanırım.
Bu fırsat bir daha kolay kolay ele geçer mi sanıyorsun sen? Biliyorum biliyorum ama yıllar var ki hep bugünü bekledim durdum. Her bahar ümitlerle yeşerdi içim. Belki bu yıl dedim. Kim bilir. Sonra kışlar geçti aradan. Güvendiğim dağlara kar yağdı. Tam hayattan bir şey beklemeden yaşamaya kendimi alıştırdığım bir sırada o çıkıverdi karşıma. Kim bilir, belki de bunun için sevinemiyorum. Sonra da o yaş farkı. Bilmiyorum. Ha, biliyor, söyledim ona. Bilmem neden çok çalıştım onu bu fikirden caydırmaya. Aptalsın sen. Darılma gücenme ama düpedüz aptalsın. Ama sen olsan düşünmez misin Sevalciğim? Sağda solda bu kadar genç güzel kız dururken neden onlardan biri değil de ben? Ne saçma bir soru. Hangimiz neden sevip niye sevmediğimizi bilebiliriz ki? Saçma olan asıl onun teklifi. Pekala kızım. Öyleyse yarın ona kusura bakmayın, teklifinizi pek saçma buldum de. Çıkarsın işin içinden. Tamam mı? Bana bak, daha ablama bir şey açıklamadım bu konuda. Sakın ha ağzından kaçırayım deme. Kaçırmam, merak etme. Nasıl bir adam bu? Yani huyu suyu demek istiyorum. İyi iyi, çok iyi. Kendi halinde efendiden biri işte. Öğrendiğime göre kimi kimsesi de yokmuş. Ne biçim bakış o öyle yüzüme kız? Ah teyze, şu anda seni çiğ çiğ yiyebilirim. Allah muhabbetinizi artırsın. Sabah sabah ne oluyorsunuz ayol? Hiç, şakalaşıyorduk işte. Bir şey oluyor. Daha ne olsun, daha ne olsun? Seval, hayırdır inşallah. Sıkı dur. Sana müthiş bir havadisimiz var fıstığım. Seval, Allah aşkına, Allah aşkına. Sen sus bakalım, sus. Ne olur yapma. Yakında bu evden biri gelin olacak anne. İstese de istemese de gelin olacak. Evet, bu iş de bitti. Şimdi şu küçük valizde hazırlarsam her şey tamam demektir. Sana çok alışmıştık Sevalciğim. Gidince evimiz pek sessiz kalacak. Hiç sanmam. Sevil'in çaldığı plakların gürültüsü bana rahmet okudur. Varsın çalsın kızcağız, tek eğlencesi o. Ne gülüyorsun? Hiç, cevabın hoşuma gitti de. Kitaplarını koydun mu? Bak iyi ki hatırlattın. Unutacaktım az daha. 20 gün nasıl da göz açıp kapayıncaya kadar geçiverdi yarabbim. Değil mi? Pek az kaldın canım sen de. Aldırma. Kısa ama yararlı bir seyahat oldu benimki. Ne demezsin. 20 yılda olmadık değişiklikler şu 20 günün içine sığıverdi. Müthiş bir kızsın sen Seval. Öyleyimdir. Vallahi öylesin. Hani nasıl söylesem bilmem ki. Bütün bulutları dağıtıveren bir rüzgarsın sanki. Uzaklaşırken ardında güneşli günler bırakıyorsun. Laflara bak be, şair misin mübarek? Enişte beyden ne abi? Bu akşam gelecek değil mi? Nereden bildin? Gözlerimiz görüyor Allah'a şükür. Deminden beri bir hazırlık, bir kıyamet baksana. Hani laf aramızda çok da güzelleştim bu sıralarda. Aman deli kız, bana takılmazlar olmaz. Al bak bu askılar da senindi, koy valizine. Merci. Ben de şu yeşil bluzu sana bırakıyorum. Geçen gün giydiğin de çok yakışmıştı. Ah, çok teşekkür ederim. Yalnız onun yakası biraz şey değil mi? Değil. Daireye giydemiyoruz ya sana. Nişanlınla çıktığın zamanlar giyersin. Peki. Peki, sağ ol canım. Sevil, biri mi geldi demin canım? Naime Hanım teyze geldi. Ama söylediklerini bir duysanız, bir duysanız. Ne diyor? Neler demiyor ki? Evi Cemalettin Bey'e devrettiğimiz için mi istersin? Senin erkeklerle birlikte seyahate çıkışın için mi istersin? Teyzemin kendinden genç biriyle nişanlandığı için mi istersin? Ver yansın ediyor. Annem de ecel terleri döküyor karşısında zavallı. Görüyor musun Seval? Ben hep bundan korkmuştum işte. Yine başlamayalım rica ederim. Nereye gidiyorsun abla? Gitmeden şu kadına söyleyecek iki çift sözüm var. Ne söyleyeceksin ona? Bu evde hariçten gazel okumak yasaktır diyeceğim. Radyo tiyatrosu sona erdi.